Ahmet Haş getiren. Bu oyun oyun değil. Başbakan Erdoğan'ın başından sonuna dini muhtevası son derece vurgulu olan ve tabi toplumun her kesimini kucaklamayı önceleyen konuşmasında belki de açık biçimde en net dışlayıcılığı paralel yapıya karşı göstermesi ilginçtir. O sözler şöyledir. Paralel devlet yapılanmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını Hedef alan bu Maşa örgütle en üst düzeyde mücadele etmeye devam edecek ve bu mücadeleden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Bu kirli yapıyı hukuk içinde tamamıyla ve hızlıca tasfiye edeceğiz. Bu ifadeler bütün dünyanın dindarlığında ittifak edeceği bir Kişinin dilinden %50 artı bir hesabıyla bir tek oyun önem taşıdığı bir çankaya sınavı başlangıcında başındaki zatın hoca olarak kabul edildiği yine dini bir topluluk için söylendiğini düşünürsek gerçekten ortada çok şaşırtıcı bir durum olduğu sonucuna varırız. Belli ki herkesin durduğu yerden diğerinin dindarlığını sildiği ve başka kategorileştirmeleri devreye soktuğu bir durum söz konusudur. Camia Tayyip Erdoğan'ı dinlerken Çankaya için Türkiye'nin en favori adayının sözlerini Allah'a sığınarak başlayıp bitirdiğini ve bunun şayet kendisi böyle bir misyonun içindeyse hayati önem taşıdığını düşünmüş müdür? Ve birilerinin içinden yahu biz ne yapıyoruz ne ne için yabancılaştık sorgulaması geçmiş midir? Düşünüyorum da acaba Tayyip Erdoğan'ı yaralayan şey nedir ki Çankaya gibi zor bir yolculuğa çıkarken dahi iktidar süresinin önemli bir bölümünde ne istedilerse verdiği bir toplulukla böylesine bir kopuşun altını çizme noktasına gelmiştir. Camiaya bakıyorum mağduriyet dilini seslendiriyorlar. 28 Şubat'tan daha kötü söylemi epey bir zamandır gündemde. İdris Naim Şahin gibi tiplerin Tayyip Erdoğan'la hangi sebepledir bilinmez hesaplaşmasını kendileri için savaş malzemesine dönüştürmeye çalışıyorlar. 28 Şubat'tan daha kötü söylemiydi. Erdoğan'la dindarların arasının açılabileceğini, diğer dini hizmet gruplarının da ortak cepheye alınabileceğini düşünüyor olmalılar. Ama bu konuşlanmanın diğer dini hizmet gruplarında bir karşılığı oluşmuyor ve Erdoğan zemin kaybına uğramıyor. Çünkü hiç kimse Erdoğan'ın dini hizmet gruplarına yönelik bir operasyon içine girebileceğine ihtimal vermiyor. Bu defa camia diğer hizmet yapılarını zulme destek olmakla suçlayıp kendi biraz daha tecrit ediyor. Şunu da belirtmek gerekiyor. Camianın bir ön safta savaşanları var, bir daha geri planda yıllar içinde yoğrulmuş bağlıları var ve bir de yapının dini alakası sebebiyle sempati duyan çevre var. Kaldı ki diyelim Ramazan içindeyiz ve camia çevresi de her haliyle dini görünürlük sergiliyor.'' İki soru var. Bir, Tayyip Erdoğan'ın duygu dünyasını allak bullak eden şey nedir? İki, camianın Tayyip Erdoğan'a savaş açmasının arkasındaki gerçek sahik nedir? Açık söyleyeyim, ben camianın yolsuzluk vesaire üzerinden bir savaş dili geliştirmesinin son derece temelsiz ve üretilmiş bir durum olduğu kanaatindeyim. Şunu söylüyorum, AK Parti iktidarının adı yolsuzluk mudur nedir bilmem ama geçmiş yıllarda en kural dışı avantajları camiaya sağladığından en küçük bir kuşkum yok. Yolsuzluk söylemi camianın maalesef kolayca suç üretme yöntemine daha çok denk düşüyor. Bu kanaate varmak için çok basit bir gerekçem var. Camianın tavrına tepki olarak camia medyasından ayrılmamdan sonra üretilen yalanlar, hatta daha bugün de yazarken küçük eleştirilerim karşısında gelen pirincin içindeki taş suçlamaları, ayrıldıktan sonra bilmem kaç bin dolara saf değiştirme, hatta 6 ile irtibatlandırma hayasızlıkları. Acaba Tayyip Erdoğan'a ne yapıl dı da adamın yüreğine oturdu evinin ve ofisinin dinlenmesi, sonra Dışişleri Bakanlığı'nın dinlenmesi, sonra tır olayları, sonra ya da en başta Hakan Fidan'a yönelik operasyon, sonra muta ve büyülenme safsataları, sonra Soma'dan çıkarılan zulme karşı ilahi ikaz kehanetleri, sonra sonra sonra. Tayyip Erdoğan'a neden diye soramıyorum çünkü onu o duygulara iten çok sarsıcı şeyler bulunabileceği ihtimalini yok farz etmiyorum. Bu oyun dindar bir topluluğun oyunu olamaz diyorum içimden. Akıl tutulmalarını ibretle izliyorum. Tayyip Erdoğan'ın misyonuyla savaşmak için başka oyunlar devreye girmiş olmalı düşüncesini reddedemiyorum. Dindarlığınıza sözüm yok, üstü çizilemez ama bu oyun oyun değil. Ahmet Taş getiren Star